Merhaba arkadaşlar, Aşıkse TV'de Türkan Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bu kaldığımız yer çok çok önemli bir Önemli. yer. Neden? Mutlu olacağımız bir Evet. video. Bu zamana kadar çektiğimiz bütün akım videolarını tek bir cümleyle anlatacak hocamız. Ben de çok merak ediyorum. Birkaç kelime. Yani eğer bu akımlar gelirse karşınıza, ki gelebilecek olanları ilk sıraya yazdım özellikle. Geldiğinde muhakkak bu kelimelerden bir ya da iki tane sınav yer Yakalayacağız. vermek zorundalar. O kelimeleri gördüğünüz anda ya şu akımdan bahsediyor diyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bir başlayalım o zaman. Klasizm akımından bahsettiğimizde aklımıza verilen metinde, soruda muhakkak ne olacak? Akıl Akıl. ve sağduyu kelimesi olacak. Bununla beraber ne olabilirdi hocam? Erdem ve ahlak. Erdem ve Zaten ahlak. kurallarla yazılıyordu ya klasizmde akıl ve sağduyu, erdem ve ahlak kelimesi muhakkak geçer. Bizim için çok önemliydi. Yani ben klasizm, yani aşağıdaki bir bilgi verir bana herhalde akımla ilgili. Klasizm akımının ilkelerini verir ya Verir. da klasizm Belki akımını akıl ve tanıtır. sağduyu bu akımda önemlidir. O Kesinlikle. zaman Bunu direkt vermezse zaten klasizm akımından bahsetmez. Çünkü klasizm akımının en temel öğesi bu. O bu. yüzden akıl ve sağduyu bizim için çok önemli. Ekleyebilirsek eğer erdem ve ahlak diyeceğiz. Onun Tamam. dışında bir şey yok. O zaman bir coşkudan, bir hayalden bahsediyorsa Zıtlıklardan bahsediyorsa da romantizm romantizm. akımı diyeceğiz. Aşktan bahsettiğinde de oluyor Romantizm, mu romantizm? ölüm, Orada da. tabiat, doğa. Yani Doğa. buradaki hani aşk değil daha çok Tanrı yani aşkı, öyle. Allah Ha. aşkı. Tasavvuf. Tasavvuf O aşkı, öyle tasavvuf. diyelim. Tasavvuf Sevki Hindi'de gelmişti Ha, hatırlarsanız hatırladım eğer. hocam. Ben sustum hocam. Romantizm akımı coşku ve hayal kelimesiyle verilecek. Onun dışında zıtlıklar der. İyi ve kötü, güzel ve çirkinin zıtlığı der. Ama muhakkak eğer romantizmden bahsedecekse size coşku ve hayal kelimesini verecektir. Yine ne demiştik hocam? Tanzimat birinci dönemde Birinci kullanmıştık. dönemde. Demiştik. Realizm hocam biz romanda kullanıyoruz genel anlamda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Realizm neydi? Sokağa bir ayna Ayna tutuyordu. tutuyorduk, Aynaya evet. yansıyan neyse esere yansıyan da oydu. O zaman nesnellik diyeceğiz. Yani kişiden kişiye Gördüğümüzü. göre değişmeyen gördüğümüz bir Bir de de gözlem gözlem yapacağım. diyeceğiz. Aynen gözlem ve nesnellik realizm akımının anahtar kelimeleridir diyebiliriz. Naturalizm, realizmin neydi? Bir Devamı. ileri aşamasıydı O ne hatta demişti? naturalizmde. Ne demişti? Büyük laboratuvar. Aynen Hatırlıyorum. toplum bir laboratuvar demişti. İnsan o zaman incelenecek konu bilginde kimdi? Sanatçıydı. Sanatçıydı. Soya çekim bizim için çok önemli. Sosyal çevre bir de deney ve gözlem. Ne diyordu? Fen bilimlerinde deney yapılabiliyorsa sosyal bilimlerde de deney yapılabilir. Dolayısıyla ben deney metodunu ne yapıyordum? Edebiyata yani sosyal bilimlere yansıtıyordum. O zaman soya çekim, sosyal çevre, deney ve gözlem. Bu soya çekim ve sosyal çevre ne? İnsan karakterini oluşturmada etkilidir diyor. Yani sadece kalıtım değil, bununla beraber içinde bulunduğun çevrede senin karakterini belirlemede etkilidir diyor. Naturalizmde de bu üç kelimeyi muhakkak göreceksiniz ya da bir tanesini görürsünüz Evet, anahtar kelime olarak. kelimemiz bu. Parnasizm şiirdeki gerçekçilikti. Realizm akımının şiirde karşımıza çıkan haliydi. Şiirde gerçekçilikti. Biçim nasıl olmak zorundaydı? Kusursuz Biçim olmak kusursuz zorundaydı. Aynen olmalıydı. öyle. Biçim kusursuzluğu şiirde gerçekçilik şeklinde karşınıza gelirse Parnasim diyeceksiniz. Burada iki tane isimle de sorabilirler size. Kimdi hocam Parnasyenler hatırlıyor musunuz? Ahmet değil o. Tevfik, Tevfik Fikret Fikret'ti. Bir bir de de ilk önce Parnasyen'de sonra sembolist olmuştu. Cenap Şahabettin, Şahabettin. kesinlikle Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin ismi de Parnasim akımı için Önemli. önemliydi. Sembolizm, zaten diğer ismi simge demiştik. Simge gelecek karşınıza. Ne önemliydi onlar için? Müzik, Musiki önemliydi. musiki Kesinlikle önemliydi. müzik çok önemliydi. Bununla beraber anlam neydi? Kapalıydı. Ya onlar şunu diyorlardı aslında. Sembolizm akımıyla yazıyorsa aynı şiiri okuyoruz diyelim. Ben kendime göre yorumlayacağım, siz de kendinize göre. Yani her okuyan kendisine göre Farklı. bir anlam çıkarmalı. Benim üniversitede en sevdiğim Ahmet İşte Haşim'di çünkü ne yazarsanız puan alıyordunuz. En güzel Bir tarafı. de şöyle bir durum, burada da şeyden de bahsetmiştiniz işte ışıklandırma. Tabii akşam, Akşam. aynen akşam Bunlar da karanlığı, önemli. şafağın o renkli hallerinden bahsediliyor ki Ahmet Haşim'in konularıdır. Öyle söyleyelim. Akşam Akşam, yine kızılığından akşam, yine yine akşam akşam. göllerde buradan bir karış Evet. olsam şeklinde.
Ekspresyonizm, öznel gerçekçilik ve iç gözlem dediğimiz kelimelerle gelecek karşınıza. İlk anlattığım klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm ve sembolizm çok sorulan edebi akımlardır. Dolayısıyla karşınıza gelme ihtimali daha yüksek. İçlerinden karşınıza gelme ihtimali en yüksek olan da realizm. Çünkü nerede? Romanda kullanmış. Şiirde sorulursa da ne gelecek? Parnasizm gelecek. Bizim edebiyatımızda da karşılığını çok iyi bulduğu için bunlar soruluyor. Diğerlerine geldiğimizde bir alt satırda da bir tanesinin üzerine bir yıldız koyacağım. Onun gelme ihtimali var. Ekspresyonizm ne dedik? Öznel gerçekçilik ve iç gözlem. İç gözlem. Kişi kendi dışa içindeki. Dışa vurumculuk değil mi? Kişinin içinde gizli olan duygularının egzostan gelecek. Dışa, aynen öyle, dışa vurmasıydı. Sürrealizm gerçek üstücülüktü değil mi? Bilinçaltıyı temel alıyordu. Yani edebiyatın kaynağı bilinçaltıydı diyordu. Aynen öyle. Bir de neyden bahsetmiştik? Demiştik ki rüya da çok önemli burada. Hmm. Düş gücünden, hayalden bahsetmiştik. Hayalin yansıması demiştik. Temel kaynağımız da o zaman bilinçaltı, düş gücü, rüya, Freud'dan falan bahsederlerse sürrealizm akımı diyebiliriz. Sürrealizmde de gelmiş domurcular, hatırlayalım. Fütürizm vardı bir de. Fütürizm, hatta siz İngilizce future kelimesinden geliyor demiştiniz. Gelecekçilik, ama fütürizmi size sorarlarsa makine ve hız derler. Hızı kullanmak. Hız ve makine. Tamam, ekleyelim hemen onu da. Hızı istiyorum. Hemen hatta oraya yazıyoruz. Bir tane de Nazım Hikmet yazsak ya, çok da güzel olur hocam. Kesinlikle. Nazım Hikmet. Nazım Hikmet bizdeki neydi? En önemli temsilcisi. Hatta sorulmuştu da, değil mi? Gelecekçilik, makine, hız ve geleceğe neydi? Karşı çıkma. Geleneğe karşı çıkma diyeceğiz. Ona dikkat edelim. Geleneğe karşı çıkıyordu. Geleceği benimsiyordu. Kesinlikle. Şuraya dikkat edelim. Eksistansiyalizm. Geleceğe karşı çıkma yanlış. Geleneğe karşı çıkmaydı. Yanlış hocam o zaman. Tamam. Eksistansiyalizm dediğimiz akımımız var. Tamam, gelenek. Şimdi eksistansiyalizm dediğimiz şey var. Bunalım. Bundan bahsediyorduk. Özgür irade, özgür seçimler. Hatta Jean-Paul Sartre demiştik, hatırlarsanız. Bizde de Yusuf Atılganlar vardı. Gelirseniz diyordu ki bunlar kadere inanmıyorlardı. Diyorlardı ki insanlar yaptıkları her şeyden sorumludurlar. Dolayısıyla bu sorumluluk insana çok ağır bir yük yükler. Bu da beraberinde neyi getirir? Bunalımı getirir. Yani insanların yaptıkları her şey onların neyiyle yapılmıştır? Özgür iradeleriyle ve özgür seçimleriyle. Dolayısıyla bunalım, özgür irade ve özgür seçimler kelimelerini görürseniz ne diyeceksiniz? İnşallah görmeyiz yani hocam. Yani varoluşçuluk. Belli olmaz. Dadaizm kuralsızlık ve başkaldırıydı. Sorulursa da bu kelimelerle sorulurdu. Bir de bir özelliği vardı. Var mıydı bizde dadaist? Dadaistler bizde hiç yoktu. Bizde hocam. Yok. O zaman gelmeye de bilir yani. Gelmeye de bilir. Böylelikle bütün hepsini bitirdik hocam. Evet, gördüğümüz akımlar, batı akımlarının tamamı karşımıza gelir. Evet. Yani bu kelimelerle rahatlıkla gelebilecek olan soruları da cevaplayabiliriz. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.